Mercedes-Benz gelecekte van modellerinde farklı bir stratejik yaklaşım izleyecek. Geçen sene paylaştığı üzere şirket, ticari vanlar için premium bir strateji hedefliyor. Tüm Mercedes-Benz binek otomobillerinde olduğu gibi, marka gelecekte yeni geliştirilen, bireysel kullanım için konumlandırılan tüm MPV'lerde lüks stratejisi uygulayacak. Mercedes-Benz bu stratejik değişikliği 2026'dan itibaren çıkacak olan modüler ve ölçeklenebilir van elektrik mimarisinin kullanıma sunulmasıyla tam olarak uygulamayı amaçlıyor. Yeni kişisel kullanıma yönelik orta boy MPV'ler, EQE ve V serisi bu yolda önemli bir kilometre taşı oluşturuyor. Her iki modelde yeni ve dış ve iç tasarımıyla daha da gelişmiş bir yapı ortaya koyuyor. Özellikle daha akıllı dijital ağ çözümleri ek konfor ve güvenlik sağlıyor. Sevgili seyirciler, çok güzel bir mekandayız. Burası filmlere konu olmuş bir yer. Cannes'dayız. Fransa'nın güney sahili. Birazdan çok güzel bir rotada yenilenmiş, makyaja uğramış Mercedes'in MPV, ilk MPV'si 2014'te tanıttığı V serisinin makyajlı halini kullanacağız. 3 donanım seviyesi var. Style, Avantgarde ve Exclusive olmak üzere. Bu benim arkamda görmüş olduğunuz en üst versiyon. Ancak Türkiye'ye bu gelmeyecek. Avantgarde versiyonu gelecek. Ön tarafta bir takım farklılıklar var. Panjur farklı bir kere. Exclusive ile Avantgarde arasında. Bir de buradaki yıldız farklılığı var. Exclusive versiyonda o Mercedes'in ikonik yıldızı kaputun üstünde duruyor. Ama diğer versiyonlarda burada normal bir arma olarak yerleştirilmiş durumda. Biz şimdi testimize Exclusive ile başlayacağız. Oldukça üst seviye bir donanıma sahip ama Avantgarde bunu aratmıyor, onu söyleyeyim. Neler değişti? Tabii ki görsel bir takım dışarıda değişiklikler var, içeride de var ama ana akım aslında burada ana değişiklik. MBUX sisteminin değişmesi, bağlantılı sistemler ve daha fazla teknolojiyle içeride konfor sunması. Onları size sürüş esnasında anlatacağım. Türkiye'ye ilk olarak dizel versiyonu gelecek. Bir de elektrikli versiyonu var. Elektrikli versiyondan da bahsedeceğim. Nasıl bir güç sunuyor, neler sağlıyor. Onları da yolda güzel rotamızda sizlere anlatayım. Şimdi gelin aracın içine geçelim. Evet, içerisi oldukça şık bir SUV aratmıyor, öyle söyleyeyim. Bu bir MPV tabii ki ama SUV aratmayacak şekilde yenilenmiş, içerideki görsel şıklık hakikaten göz dolduruyor. EQV modeli Avantgarde olarak sunulurken V serisi ise baz versiyon dışında Style ve Avantgarde serileri ve ürün gamının tepe noktası olarak Exclusive versiyonları ile satılıyor. Ayrıca V serisi için AMG Line ve gece paketi dışında EQV için dış ve iç tasarım paketleri gibi opsiyonel tasarım paketleri de mevcut. Evet, Nice'de kısa bir süre aracı kullanıp tanıdıktan sonra şimdi size özelliklerinden bahsedeyim. Mercedes-Benz V serisinin benzinli, dizel ve elektrikli versiyonları olacak ama bizde ağırlıklı olarak biliyorsunuz dizel versiyon tercih ediliyor. Benzinli versiyon Türkiye şu anda gelmeyecek, planlar arasında yok. Bunun dışında elektrikli versiyonu ise daha sonra gelmesi planlanıyor. İçeride şöyle bir durum söz konusu Avantgarde'da. Önde iki koltuk. Arkada 2 ve 2 koltuk daha, yani 5 artı 1 diye geçiyor. 6 kişilik bir oturma pozisyonu bulunuyor Avantgarde versiyonun. Şimdi sol tarafımda Nice Marina'yı görüyorsunuz. Harika tekneler var, çok güzel ağaçlar var. Şansımıza yağmur yok, böyle güneş yüzünü gösteriyor. Çok keyifli bir rotada gidiyoruz. 9 ileri G-Tronic otomatik şanzıman, vites geçişleri çok rahat. Dizel motor sesini içeride çok fazla duymuyorsunuz. Biz çok sakin kullanıyoruz. Hız limitlerine de uyuyoruz. Burada genelde şehir içinde 30 ve 50 civarında hız limitleri. Herkes trafik kurallarına uyuyor.
korna sesi duymanız mümkün değil. Dolayısıyla etrafta fazla ses olmayınca aracı daha fazla dinliyorsunuz. Araçta da içeride çok fazla ses yok. Tabii ki ilk dikkat çeken şey dijital sistemlerin bu araçta çok daha fazla kullanılmış olması. İç mekan dijitalleşme odaklı gelişmiş bir görünümüne dikkat çekiyor. Kokpiti 2 adet 12.3 inç geniş ekran, şık yeni havalandırma ızgaraları ve kapasitif eller serbest algılama özelliğine sahip yeni nesil direksiyon süslüyor. Yeniden tasarlanan orta konsol, istek üzerine akıllı telefon kablosuz şarj özelliğini de destekliyor. Anahtarsız çalıştırma işlevi, ısıtmalı direksiyon ve gece sürüşü için kısık arka kabin aydınlatması olmak üzere bazısı opsiyonel, birçok yeni özellik kabin içi deneyimi ileri taşıyor. 64 renkli ortam aydınlatması daha kişisel ve konforlu bir ortam oluşturuyor. Arka tarafa daha kolay erişim sağlamak üzere V serisi ve EQV standart olarak aracın sol tarafı sürgülü bir kapıyla donatılıyor. V serisi başarısını kanıtlamış olan verimli dizel motor OM654 ile donatılmış. Bu motor 3 farklı güç çıkışı sunuyor. 120 kW yani 163 beygir, 140 kW 190 beygir ve 174 kW 237 beygir. Bize 237 beygirlik versiyonu gelecek ve WLTP karma yakıt tüketimi ise bu aracın 6.9 litre arasında değişiyor. Tabii ki bu sizin kullanımınıza, kullandığınız rotaya, kullanım alışkanlıklarınıza bağlı yaptığınız kilometreyle beraber. İçten yanmalı versiyonlar arkadan itişli, elektrikli versiyonsa önden çekiş sistemiyle donatılmış. Yani önde olacak motor elektrikli versiyonda. Bizde içten yanmalı versiyonlarda arkadan itişli ama dört tekerlekten çekiş opsiyonu da bulunuyor. Bu sizin tercihinize göre siparişle de bu dört tekerlekten çekiş sistemini de alabileceksiniz. Daha önce de söylemiştim. 9 J-Tronic şanzımanla kombine ediliyor. Vites geçişleri oldukça sorunsuz ve ekonomi odaklı. Ama performans yönünden de oldukça ideal. Buradaki dynamic modu üzerinden sport, comfort ve normal modlarını burada kullanabiliyorsunuz. Ben her zaman konforu tercih ediyorum. Çünkü daha rahat oluyor. Daha sportif sürüşler için yine sport modunu siz tercih edebilirsiniz ama tüketim değeri de o şekilde yükseliyor. EQV'den bahsettik. O da elektrikli versiyon. Onu da ileride Türkiye'de görebileceğiz. Kabaca şunu söyleyebilirim EQV ile ilgili. 220 kilometreyi reel olarak yapmanız mümkün. Aslında menzil size bataryalarına göre 365 kilometreye kadar menzil sunuyor. Ama realitede dediğim gibi 220 kilometrelik bir menzil çok rahat gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla eğer kısa mesafede taşımacılık yapıyorsanız, böyle transfer yapıyorsanız işinizi görecektir. Ama Türkiye'nin ağırlıklı olarak kullanılacak gerçeği ise dizel yani içten yanmalı motorlar. Peki Mercedes V serisini, Mercedes-Benz V serisini kimler kullanıyor, kimler kullanacak? Genellikle bu tarz araçları öncelikle aileler kullanılıyor. İkinci olarak VIP ve business müşterileri, bir de sportif hobileri olan, böyle outdoor hobileri olanlar kullanabiliyor. İçeride tabii ki koltukların pozisyonunu şekillendirdiğiniz için oldukça geniş bir alan size sunuyor bu araç. Tamamen elektrikli EQV, maksimum 150 kW, 204 beygir ve sürekli 70 kW, 95 beygir güç üreten elektromotoru 90 ve 60 kW saat olmak üzere iki batarya boyutuyla satışa sunuluyor. EQV, verimli enerji geri kazanım sistemi ve gerçek dünyada verimliliği ve menzilini daha da arttıran optimize edilmiş termal yönetiminde katkısıyla 277 ile 365 kilometre arasında elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Evet, şimdi bir bagajına bir göz atalım. Bakın, elektrikli bagaj kapağı son derece kolay açılıyor. Burada geniş bir alan sizin kullanımınız için hazır bekliyor ama yerdeki rayları da görüyorsunuz. Koltukları burayda hareket ettirmek mümkün.
Buradayken şöyle bir de yan taraftaki, özellikle sol taraftaki kayar kapıya da bir göz atalım. Kapı kolunu çektiniz, bıraktınız. Bu şekilde açılıyor ve arkada VIP diye tabir edebileceğimiz lüks, konforlu koltuklar sizi karşılıyor. Koltukların bacak desteklerini, bu bölümlerini ayarlayabiliyorsunuz. Hemen burada ayak pedleriniz var. Bunu ileri geri hareket ettirebiliyorsunuz ve bu şekilde daha konforlu oturabiliyorsunuz. Tabii biz aracın içini biraz eşyalarımızla dağıttık ama keyfini çıkarmak için de bunu yapmak lazımdı. Şu şekilde de kapı kolunu buradan çektiniz, tekrar bıraktınız, kapı kapanıyor. Veya bunu içeriden, düğmesinden elektrikli olarak da kontrol edebiliyorsunuz. Evet, araçta birçok güvenlik ve sürüş asistanı var. Onlardan bir tanesi ışıklarda durduğunuzda trafik ışığını size gösteren kamera. Burada şu an kırmızı yandığını görebiliyorum. Çünkü burada ayna kapatabiliyor. Öne eğilip bakacağımı, buraya baktığımda net bir şekilde ışığı, rengini görmek mümkün. Tabii ona göre de trafiğin akışını sağlayabiliyorsunuz. Yine bir başka detay ise buradaki ayna. Bu aynayı isterseniz kamera olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz buradaki mandalı çevirerek klasik ayna olarak da kullanmanız mümkün. Ama kamerada bakın çok daha iyi bir görüş var. Çünkü ayna olduğunda arkadaki alanın derinliğinden bazen arkayı görmek daha zor olabiliyor. Park manevralarında da çok işinize yarayacak bir özellik. V serisi müşteri profilimiz VIP, özel kullanım, iş amaçlı yine özel kullanım için ihtiyacı olan müşterileri aslında daha çok hedefliyor diyebiliriz. Özelliklerine bakacak olursak da V serisi aracın özellikle iç dizaynındaki değişiklik otomobili gerçekten aratmayacak şekilde oldukça lüks ve teknoloji odaklı bir değişim diyebiliriz. Otomobilde olduğu gibi hafif ticari araçlarda da Türkiye'de Mercedes-Benz elektrikleniyor diyebiliriz. Bu aracın elektrikli versiyonu yine bu yılın ikinci yarısında satışa sunulacak planlarımızın arasında. Bu da müşterilerimizi oldukça heyecanlandıracak ve yine lüks algısını elektrikli V serisinde de yaşayacaklar diyebiliriz. Evet, şu anda Nice'deyiz. Nispeten güzel bir havada, çok güzel bir lokasyonda bu aracı kullanarak buraya kadar geldik. Rotamız devam edecek. Çok daha güzel rotalarda aracı kullanacağız. Bundan sonra ben biraz daha aracın özelliklerini keşfetmeye çalışacağım. Keyfini çıkarmaya çalışacağım. Dediğim gibi ikinci yarının başlarında Türkiye'ye gelecek. Yenilenmiş, makyajlanmış haliyle ve daha modern teknolojiler, daha dijital sistemler bu araçta sizi bekliyor.